Payitahta dönmek bile istemiyorum Lala. Elimde olsa kalır, abimin mezarı başına günlerce dua okurdum. Siz saltanat naibisiniz şehzadem. Vazifeniz mühim. Buraya gelmeniz bile doğru değildi. Hünkârımız beni bu vazifeye neden layık gördü diye düşünüyordum. Cevabı belli oldu. Ordugâhta olsaydım Lala, Mustafa abim ölüme giderken ona mani olurdum. Belki de bu yüzden beni orada istemedi. Sırf payitahtta kalmam için beni Selim yerine naip tayin etti. Maziyi unutun şehzadem. Bunları düşünmeyin. Aklınızı bundan sonra olacaklara verin. Savaş devam ediyor. Savaş asla bitmez. Yalnızca taraflar değişir. Bundan böyle Şehzade Selim ve siz varsınız. Sizin savaşınız başlıyor artık. Sırası mı Lala? Bırak da yasımı tutayım, bir müsaade et. Yas dediğiniz 40 gün sürer şehzadem. 41. gün yas biter, hayat kaldığı yerden devam eder. Gel. Sultanım. Sultanım. Ne oldu Fidan? Kubbe veziri, Hadım İbrahim Paşa geldiler sultanım. Sizi görmek isterler. Ne demeye gelmiş? Bir malumatım yok sultanım. Ağalar! Ağalar! Bundan başlayalım. Başlayalım. Hürrem'in köpeği değil mi bu? Oo, evet. Hürrem'in köpeği. Yapmayın etmeyin ağalar. Aklınızı başınıza devşirin. Ben saraydan ayrıldım zaten. Yalancı. Benim bir suçum günahım yok. Bak hala konuşuyor. Sultanım, şehzademizin kaybı hepimizi ziyadesiyle üzdü. Allah rahmet eylesin. Amin. Bunca yolu başsağlığı dilemek için mi geldim paşa? Hünkârımızın emriyle geldim. Sizin için Gemlik'teki sarayı tahsis ettiler sultanım. Oraya gideceksiniz. Ben de refakat edeceğim. Nereden icap etmiş bu? Gemlik derya kenarı. O saray buna kıyasla daha ferah. Hem payitahta da yakın. Hünkârımız sizin rahatınızı düşünmüş olmalılar. Git söyle padişahına.
Kendi sarayına bile götürse fark etmez artık. Bize bu dünyada rahat huzur yok. Tıpkı onu olmadığı gibi. Ben emir kuluyum sultanım. Hünkârımın emirlerini bir an evvel yerine getirmekle yükümlüyüm. Hazırlık yapılsın. Yarın tekrar gideceğim. Sultan. Bu olanlar ayrı alamet değil sultan. Ne demek oluyor bunlar sultan? Gözden ırak olmamızı istiyorlar. Ta ki sular durulana dek. Tahmin ettiğiniz gibi paşam. Ahali galeyana geldi. İsyan çıktı. Peki yeniçeriler? Payitahttaki sayıları az. Malum çoğu seferde. Ancak ön saflarda yine onlar var. Herkesi ayaklandırıyorlar. Derhal tedbir al Sokollu. Elimden geleni yaparım. Lakin bir müddet ortalıkta görünmemenizde fayda var. Hatta payitahttan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Sen dediğimi yap kâfi. Sinan, bunun sağ solu belli olmaz. Hazır azledilmişken benden kurtulmak isteyebilir. Burada kal. Sarayıma kimseyi yaklaştırma. Sen hiç merak etme. Neye hazırlanıyorsunuz böyle? Validemin yanına gideceğiz Rüstem. Ne oldu? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Saraydan dışarıya adımınızı atmayacaksınız. Nedenmiş o? İsyan çıktı Mihrim Ağa. Kellemi almaya gidecekler. Sultanım. Hadım İbrahim Paşa yarın gene gelecek. Ne yapacağız? Aklıma gelenler beni çok korkutuyor. Ya Şehzadem Mehmet'in peşindelerse? Ya niyetleri onun canını almaksa? Öyle olsa çoktan alıp giderlerdi. Hatta burada gözümüzün önünde kıyarlardı. Artık kimseye itimadım kalmadı sultanım. Orası öyle. Gemliğe gitmekten başka çıkar yol yok sultanım. Yoksa zorla götürürler. Şehzadem, hünkârımız sizi bekliyorlar. Aman diyeyim, laflarınıza ihtimam gösterin şehzadem. Hünkârım ziyadesiyle hassas. Hünkârım sizi rahatsız etmek istemezdim. Lakin mevzu mühim. Cihangir'i hiç iyi değil. Abisi olarak konuşmaya çalıştım ancak beni dinlemiyor. Nesi var Cihangir'in? Günlerdir ne yiyor ne içiyor. Hayli zayıf düştü. Böyle devam edemez. Vaktimiz varken buradan ayrılmalıydık. Şimdi kapana kısıldık. Zaten istedikleri bu değil mi? Telaş etme Mihrim Ağa. Sinan burada. İlave bostancılar da yetişir. Elbet dağıtırlar bu çapulcuları. Ya onları da aşıp içeri girerlerse? Korkma Mihrim Ağa. Ben buradayım. Kimsenin size zarar vermesine müsaade etmem. Sus.
sultanım. Herkesi mahzene aldım. Şimdilik emniyetteler. Dışarıdaki kalabalık gitgide artıyor. İlave bostancılar yolda, lakin bu gidişle onlar da kâr etmeyecek. Gördüm. Ben de arkadan dolaşmak mecburiyetinde kaldım. Hazırlığını yap. Saray Hümayun'a, yanıma götüreceğim onları. Sultanım, o vakit ateş saraya sıçrayabilir. Müsaade buyurun, başka bir yere götürelim. En azından tehlike geçinceye kadar. Sultanım, sizin ne işiniz var burada? Neden çıktınız saraydan? Ya başınıza bir hal gelse? Şu durumda oturup bekleyemezdim. Madem gördünüz mü başımıza gelenleri? Hepimizin canını alacaklar. Gözleri dönmüş. Sakin olmalıyız. Yoksa hata ederiz. Kurtulacağız elbet. Ne var aklınızda sultanım? Sinan Paşa, Üsküdar'daki sarayı hazırlamalarını emretmiş. Bir müddet orada saklanacaksınız. Orada olacağınız kimsenin aklına gelmez. Esas mesele saraydan çıkmak zaten. Etrafımızı sarıyorlar. Kapana kısıldık. Gece olunca kalabalık dağılır. Dağılmasa bile azalır. O vakit sarayın arka bahçesinin kapısından kimse görmeden gizlice çıkarız. Saray burnunda bir saltanat kayığı bekleyecek. Birlikte Üsküdar'a geçeceğiz. Şehzadem nerede? Yatıyorlardı hünkârım. Cihangir nerede? Nerede bulun? Sultanım. Sultanım. Şehzademiz Mehmet Hazretleri öndeki arabayla gidecekler. Ne lüzumu var bunun? Bildiğiniz üzere kaideler gereği böylesi daha münasip. Cihangir! Oğlum! Cihangir! Şehzademiz burada.
Cihangir! Oğlum! Uzak durun benden. Cihangir! Uzak durun benden. Bana yalan söylediniz. Günahınıza beni de ortak ettiniz. O gün sadece abim değil, siz de öldünüz benim için. Babam da öldü. Cihangir, burası hayli soğuk. Hadi kalk, hastalığın derinleşecek. Ordugâhta konuşuruz. Haydi. Mustafa abime de öyle söylemiştiniz. Onu yanınıza çağırdınız. Konuşacağınızı söylediniz. Onu dinleyecektiniz. Meğer hepsi yalanmış. En baştan vermişsiniz hükmünüzü. Meğer onu öldürmek için çıkmışız sefere. Size yalvarmıştım oysa. Diz çöktüm önünüze. Abime kıyacak mısınız dedim. Kıymayacağım dediniz. Yeter artık. Hadi kalk. Yürü. Kalk. Ne yapacaksınız? Beni de mi öldüreceksiniz? Öldürün. Korkmuyorum ölümden. Öldürün. Zira artık babam değilsin benim. Değilsin. Şehzadem Mustafa için bir türbe yapılmasını emrettim. İcap ederse tüm servetimi harcarım. Bütün sevenleri gelsin, ziyaret etsin, dualar etsin evladım. Dualar kâfi değil sultan. Eğer şehzademizi seviyorlarsa intikamını alacaklar. Zira benim tek arzum bu artık. Ne oluyor? Neden durduk? Şimdi öğreniriz. Hayrola? Tekerlek kırılmış bir an oldu. Tamir etmek lazım. Ne oldu? Neden durmuşuz? Tekerlekler kırılmış sultan. Söyleyin, haber verseniz de dursunlar. Haber verseniz de, söyleseniz de dursunlar. Gözükmüyor. Merak etmeyin şehzadem, gelecekler. Arkada kalmışlar belli ki. O halde bekleyelim. Şehzadem, lütfen oturun yerinize. İbrahim Paşa, sana emrediyorum, durdur şu arabayı. Bağışlayın şehzadem. Fakat emri hünkârımızdan aldım. Bundan böyle validenizi göremeyeceksiniz. Thank you.
Bütün bunlar yani aramızda olup biten şeyler. Hiçbirini ben istemedim Mustafa. Hiçbir vakit benim tercih hakkım yoktu. Bu kaderin bir oyunu bize. İstesek de bir araya gelemeyiz. Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Ne yazık değil mi? Sen ve ben Mustafa. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydın.